Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 17 Mayıs 2015 İstanbul Elit Otel'deyiz. 15'inde başlayıp bugün 3. günü olan 17'sinde son olacak güzel bir sempozyum yaşandı. İstanbul'da yaşam bulan Güvenç Abdal Ocağı ve Derneği'nin hazırladığı 1. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu. Tabii ki bu sempozyuma önemli akademisyen, düşünce insanlarımız katıldı. Yine ülkemizden ve ülkemiz dışından 130'un üstünde dede, Alevi kanaat önderleri, gönül dostlarımız, davetli konuklarımız vardı. Bugün Alevilik'te galiba müzik, ve ritüel ilişkisi konulu bir sunumu da saygıdeğer hocam yaptı. Evet. Hocam, önce kendinizi bir tanıtırsanız ve sunumunuzla ilgili de kısa bir bilgi verirseniz ve bu 3 gün içinde de burada yaşananlarla ilgili bir kısa bir değerlendirme yaparsanız seviniriz. Burada inanç ve kanaat önderlerinin çok güzel bir ortamı, bir sinerjisi oluştu öncelikle 3 gün boyunca. Ve bir bilgi şöleni, bilim şöleniydi bizim için de. Biz de bilmediğimiz alanlarda ve konularda aydınlandık. Alevilik çok geniş bir konu. O açıdan edebiyatçı ayrı bir yerini inceliyor. Müzikolog ayrı bir yerini inceliyor. Din bilimci ayrı bir tarafını inceliyor. Dolayısıyla tarih bilimci de ayrı bir tarafını inceliyor. Yani olaya bu açıdan baktığımız zaman çok güzeldi. Ben kendim lisans, yüksek lisans ve doktoramı 9 Eylül Üniversitesi müzikoloji bölümünde tamamladım. Kendim müzikolog ve etnomüzikoloğum ve şu an İnönü Üniversitesi'nde Malatya'da müzik bölümünde müzikoloji anabilim dalı başkanıyım. Doçent Doktor Banu Mustan Dönmez. Doktoramı Alevi müzikleri üzerine yaptım. Ve Alevi müziklerinin ve müziğinin anlaşılabilmesi için öncelikle felsefesinin, mitolojisinin ve dünya algısının kavranabilmesi gerekmekte. Yoksa işte sazın boyunun uzaması, kısalması çok büyük bir şey ifade etmiyor. Şu ağaçtan olması, bu ağaçtan olması aslında önemli. Yani estetik olarak sunum önemli ama öz olmadığı zaman estetik sunum da çok büyük bir şey ifade etmiyor. O açıdan bu işin özünü anlamaya çalıştık ama ne kadarını anlayabildik, ne kadarını anlayamadık onu da zaman gösterir. Dipsiz bir kuyu çünkü. Çok eski bir inanış. Dolayısıyla burada sunmaya çalıştığımız şey de Alevi ritüel müziğinin genel özellikleriydi. Ve son süreçteki çok seslilik geleneğinin Alevi dinsel müziklerine, yani cem içi müziklerine ne şekilde yansıdığıydı. Dolayısıyla bu konuda bazı sunumlar gerçekleştirdik. Telli Kur'an nedir? Kur'an'ın nafık nedir? Nefes, değiş, semah nedir? Bu konularda bazı açıklamalarda bulunmaya çalıştık. Kırklar Söylencesi Alevilik içinde nasıl bir ifade bulur? Yani şiir, müzik ve dansın Kırklar Söylencesi ile nasıl bir ilişkisi var? Bu konuda hem kendi ezoterik birikimimizi hem de kültür analizi bağlamında, müzik kültür analizi bağlamında Aleviliğe nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili bir takım bir dizi sunumumuz oldu. Biz daha çok müzik yönüne baktık ama müzik yönünü de anlayabilmek için demin de söylediğim gibi Alevi mitolojisini, Alevi edebiyatını ve Alevi dünya algısını, Alevi bektaşilik algısının nasıl bir algı olduğunu, Sufiliğin, Enel Hak düşüncesinin halkla halkı özdeş görmenin ne anlama geçtiğini bilmek gerekiyor. Hani bu ne kadar bilinirse bu müziğin özü de bana göre o kadar iyi anlaşılır ve bizim özüne inemediğimiz birçok ozanlara ait birçok dizenin de olduğunu ben düşünüyorum. Ama elimizden geldiğince sunumumuzu gerçekleştirmeye çalıştık. Hocam, bu sempozyumu düzenleyen Güvenç Abdal Ocağı ve Derneği yetkilerine ne diyorsunuz? Öncelikle bu kadar inanç ve kanaat önderini bir araya getirmeleri ve akademisyenleri bir araya getirmeleri, akademisyenleri inanç önderleriyle buluşturmuş olmaları, bu kadar insanı ağırlamış olmaları, bu büyük organizasyondan başarıyla çıkmış olmalarından dolayı zaten biz sunumdan önce de teşekkürlerimizi
ilettik. Gerek Güven Çaptal Derneği üyelerine, gerek Güven Çaptal Derneği ocaklarına, belki hani Karadeniz alevleri ama Türkiye'nin birçok yerine yayılmış ve inançlarından taviz vermeden gidiyorlar. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz organizasyon için. Güzel bir sinerji oluştu. Akademisyenler ve inanç önderleri arasında ve gelen diğer konuklar arasında hocam, güzel bir... Evet. Biz de hocama çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben edebiyat öğretmeniyim. Evet, memnun oldum. Bağlama da çalıyorum. Evet. Hem edebiyat olarak şiir deme gibi hem de bizim Teli Kur'an dediğimiz bağlama olarak keyiften dinledik sizi. Evet. Umarım... Gerçi süremiz yetmedi. Aslında açıklanacak, ele alınacak birçok şey var ama tabii biz bir saate sığdırmaya çalıştık. Çok da fazla dinleyenleri sıkmak da istemedim. Ana hatlarıyla çünkü herkes sunum yaptı 3 gün boyunca sabahtan akşama kadar. Evet, bayağı bir yorgunluk da oldu. Tabii o sıkıntı da iyi değil. Hani tadında bırakmak gerekiyor. Bilgi şöleni sonuçta. Bilgi şöleni olduğu için bilgi de bir yerden sonra bir ara dinlenme gerektiren bir şey. O açıdan toparlamaya çalıştık. Hocam biz size teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Saygıdeğer canlar, hocam gibi burada yaklaşık 15'in üstünde akademisyen vardı. 12 ders ana başlık altında farklı konular, Alevilik, Bektaşilik kültürü, inancı içinde yer alan farklı konularda buraya gelen canlarımızı kendi düşünceleri, kendi araştırmaları, kendi derlemeleriyle aydınlattılar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben de bir eğitimci olarak mutluyum. Bir Alevi dedesi olarak da şu inancı taşıyorum. Gerçekten yolumuz aydınlanacak. Çünkü böyle değerli, güzel, üretken, akademik alanda hizmet sunan insanlarımız var, canlarımız var. Bunlar bizim yol rehberlerimiz olacaklardır. Geçmişimizden günümüze bu aydınlatmayı, bu araştırmaları sayesinde biz de görerek, feyiz alarak aydınlanacağız. Umutluyuz, umudumuz var. Evet. Yılgınlık yok bizde. Dolayısıyla biz size teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben bu inanışın geleceğini geçmişinden aldığı derslerle geçmişi geleceğe taşıyacağını düşünüyorum. O yüzden geçmişin, orijinalin, en doğru olanın bilinmesi gerekiyor. Bunu araştırıyoruz zaten. Yani biz, ben şuna inanıyorum, atalarımızdan ya da dedelerimizden daha akıllı değiliz. Yani modern teknolojik aletleri kullanmamız, o derinliği kullanıyoruz ama o derinliğimizin olduğunu, düşünce anlamında öyle bir derinliğimizin olduğunu göstermiyor kesinlikle. Bizim bütün ilhamımız dedelerimizden ve ozanlarımızdan aldığımız ilhamdır. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, saygıdeğer canlar, buradan size kucak dolusu saygılarımızı sunuyoruz. Burada canlarımız cemal cemale geldi. Sizler de böyle etkinliklerde bulun, buluşun, katkı sunun. Biz bugünümüzü aydınlığa ancak bu inanç, bu enerji ve bu mücadele ile yakalarız. Bu inançla hepinize aşkını yaz ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben de aşkın muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim hocam.